Herkese merhaba değerli dostlar. Türk Telekom ve genel itibariyle telekomünikasyon şirketleri üzerine şöyle kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Hisse senedimizde teknik analiz verilerinde oldukça yoğun olarak iyi işlemler yaptık Türk Telekom'da ve Turkcell'de. Ama son 3 ayda yani daha öncesinde piyasa çok iyiken ve sonrasındaki yaşadığımız o Ocak ve Şubat bozulmalarında yabancıların rağbet göstermeye devam ettiği hisse senetlerinden bir tanesiydi Türk Telekom ve diğer zamanda e, Türksel ama son dönemde gördüğünüz gibi bu hisse senetlerinde yoğun satışlar var ve hisselerin birazcık daha geri planda kaldığını görüyoruz. Önümüzdeki günlerde bu hisse senetleri artık yavaş yavaş önemli trend kanallarına artık çok yaklaşmış durumda. Bazı hisse senetleri gördüğünüz gibi geçtiğimiz haftadan beri Mehmet Şimşek'i satın almaya devam ediyordu. Piyasada olumlu bir görüş hakim ve bir süre daha bunun bu şekilde ılımlı olarak devam etmesini bekliyor olacağız. Faiz arttırımları sonrasında da muhtemelen beklenti önümüzdeki iki aylık zaman diliminde yüksek bir derecede faiz arttırım ve ortalama %25 seviyelerine kadar faizin yükseltilmesi ilk etapta. Şimdi eğer bunlar gerçekleşmeye ...devam ettiği sürece piyasamızdaki yükselişin de devamını bekliyor olacağız kısa vadede. E bunlar tabii realde olan şeyler de iyi biliyorsunuz zaten bankalarda şu an %30'un üzerinde zaten faizler. Şimdi kısa vadede hisse senetlerinde geride kalan bu Türk Telekom gibi hisse senetlerini değerlendirmek her yatırımcı tabii talep ediyor ama şu anki teknik görüntüye baktığınız zaman hisse senedinde takaslarında henüz net bir dönüş sinyali üretilmemiş. Takaslarında yabancılar e, günlerce, haftalarca bu hisse senetlerini ciddi miktarda yukarı sürdüler ama şu an bu günlerde hisse senedini satıcılı taraftalar. Yani piyasa iyi olmasına rağmen satıcı, satıcılı taraftalar. Ama bazı noktalarda da yatırımcı ayenginin değiştiğini söylemek mümkün. Şimdi hisse senedimizde daha öncesinde yaptığımız son analizde bakın şu kalmış. 16 30 bölgesinde bozulma artar noktasıydı. Bu bölgeden güzel bir tepki alabilmişti hisse senedi nereye kadar? 19-60 bölgesine kadar. Bakın burası birkaç defadır bize barikat olan bir nokta. Buradan gelen kar satışı ve şu kırmızının, şu kırmızı bizim için çok değerli bakın. Şu anda tam bu noktadayız. Yukarı yani geçtiği zaman da hisse senedinde olumlu bir aksiyon yaratacaktır bu bölge. Yani bu bölgenin içerisinde her zaman hisse senedi güzel tepkiler verebildiği için Burası sert bir zemin diyebiliriz. Yani buradan ya çarpıp döner ya da buradan güçlü bir geçiş gerçekleştirir. Sabah seansı açılmasından önce Türk Telekom Tüpraş'la ilgili bir bilgilendirme metni yayınlamıştım hatırlayacaksanız video. Bugün de o güzel bir kapanış gerçekleştirdi ve direncin üzerine çıktı. Yani burada aynı buna benzer bir görüntü vardı onda da üst bölüme geçiş oldu. Yani önümüzdeki günlerde üst dirençlere doğru da Tüpraş'ın yükselişini seyrediyor olabiliriz. Şimdi 17.70 bölgesi bizim için yarın takip edeceğimiz nokta olacak. Bu bölgeyi test edip yukarı yönde hacimli olarak açabilirse satışların birazcık daha azaldığını görüyoruz takaslarda biraz sonra göstereceğim. Bu kademenin içerisinde şurada beyaz e, trend çubuğuna doğru yaklaşmasını bekliyor olacağız tekrar 19.60 19.70 bölgesine. Yani bu bölge bizim için kısa vadede e, ilk fırsatta değerlendirilmesi gereken kısa vade iyi bir tepki noktası diye konuşabiliriz. Hisse senedinde kısa vadede olası ters sarkmalarda 16-40 bölgesi yine bizim için destek bölgesi olacak ve aynı zamanda stop loss seviyesi olacak. Bu, bu noktaya kadar hisse senedinde çok tedirgin olmaya gerek olmadığını düşünüyorum ben. Haftalık veriye baktığınız zaman şirketin gördüğünüz gibi Citibank hesaplarında yaklaşık 105 milyon lot var ve %20'lik hakim ortaklık var. Yani bu adamların aldığı sattığı lot bu hisse senedinde maksimum derecede etki eder demektir. Ve daha öncesinde çok ciddi alımlar olmuştu ve hisse senedini çok iyi götürmüşlerdi ve çok hızlı bir yükseliş olmuştu. Şu an gördüğümüz görüntüde haftalıkta dahi yani piyasanın bu kadar ılımlı olduğu bir dönemde dahi satışın devam ettiğini gördük ama kim almış? Çoğunluğunu demeyeyim, hepsini neredeyse iş yatırım hesapları almış. O zaman bunda vadeli opsiyon piyasalarında bir miktar işlemler dönüyor desem birazcık abartılı olmaz bence. Yani senedinde birazcık suni bir e, hareket göstergesi var takaslarda. Yani çok reale yansımıyor gibi geldi bana. Bunları nedenler açıklayacağım. Hisse senedinde gördüğünüz gibi 9 milyon yakın iş yatırım karşılamış bütün satışları. Ve şöyle son haftada gerçekleşen aracım kurum dağılımını az önce gösterdiğimde şu veride son iki günün takası yok. Bakın buradan da sonraki gün dahil ayın 29'undan 5'ine kadar ki işlemleri baktığımız zaman iş yatırımın 7.7 milyon lot aldığını görüyoruz. Yani satışların e, normalde de zaten iş yatırım büyük miktarda karşılamaya devam etmiş. Ama yabancı hesaplardan gelmemiş satışlar bakın. Genel itibariyle yatırım finans üzerinden gelmiş bu satışlar. Ak yatırım tep. Daha sonra Citibank hesaplarına virmanlanmış. Yani gün içerisinde siz onu bankof olarak görmemişsiniz. Siti e, Bank olarak görmemişsiniz. Farklı yerli kurumlar üzerinden yapılıp virmanlanmış. Yani bunların ben, ben çok fazla yabancının gerçek bir yabancı fonun çıkışı olarak yorumlamak istemiyorum bu yüzden. Hisse senedinde aylık görüntüye baktığımız zaman son haftada alınan o büyük milyon 9 milyonluk lotun neredeyse 13 milyonluk kısmı zaten son ay içerisinde alınan lot miktarına işaret ediyor. Yani bu satışın pik seviyesi bu son hafta itibariyle sonlanmak üzere diye yorumlayacağım ben bunu. Hisse senedimizde ise teknik emarelerin ve piyasanın koşullarında şöyle göz önünde aldığımızda şu kırmızı nokta 17.70 bölgesi yukarı yönde geçildiğinde ilk etapta 19 70 bölgesine kadar akabinde de hisse senedinde kısa vadede yeniden üst dirençler olarak görünen 22-20 bölgelerine doğru e, yükselişin devamını bekliyor olacağım. Yabancı satışın azalması hissenin daha agresif yükselmesini sağlayabilir. Bizim için önemli olan yarın itibariyle 17-70 bölgesinin hacimli olarak yukarı yönde kırılması olacak. Tekrar görüşmek üzere değerli dostlar. Kendinize iyi bakın.